Yani bir bilgisayarın parçaları nasıl? Onun gibi detaylarda meydana gelen hücreleri ve her şeyi tesadüflerle açıklıyorsun. Bilimle nasıl açıklanabilir bu? Çünkü tesadüf darmadağındır. Yani mesela bir avuç kum alır atarsın, saçılır etrafa. Abuk subuk şeyler çıkar ortaya. Ama sen diyorsun ki bir avuç kumu attın mı İstiklal Marşı çıkar diyorsun. Evrim teorisi budur. Yani son derece mantıksız, geçersiz olan tesadüfe dayandırır her şeyi. Dolayısıyla bilimsellikle alakası yok. Nitekim bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Oradan anlayabilirsiniz. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, metal yiyen bitkiler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Filipinlerin Luzon Adası'nda keşfedilen bir bitki türü hayatını sürdürmek için nikel ile besleniyor. Aynı zamanda ihtiyaç fazlasını yapraklarında depo etme yeteneğine sahip olan bu bitki türü, yapraklarında 18.000 ppm, milyonda bir birimdeki partikül miktarı, metal biriktirmesine rağmen kendisini zehirlemiyor. Allah çok yüksek miktarlarda nikel depolayabilen bu bitkiyi diğer bitkilerin 100 ile 1000 katı kadar fazla bir değerde üretim özelliğine sahip olarak yaratmış. Maşallah. Ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dost doğru bir yol üzerinedir. Dost doğru yolda olanı korumaktadır. Hud suresi 56. ayet. Biriktirdiğim metali bir daha söyle. Nikel. Nikel. Evet. Çok güzel. Maşallah. Çok şaşırtıcı evet, tabii. Maşallah. Bunu tekrar tekrar gündeme getirelim. Evet, dinliyorum.